Herkese merhaba. Yarış ve simülasyon oyunlarını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Size her yeni çıkan yarış oyununu, direksiyon ve simülasyon setiyle videolarını paylaşıyorum. En son Gran Turismo 7'inde kariyer serisini yapmıştık. Şimdi bundan sonra ne var önümüzde? Forza Motorsports var. Yeni gelecek. Şimdi arkadaşlar, yarış oyuncularını çok mutlu edecek bir şey göstereceğim size. Dry Hop. Adı Dry Hop adlı bir ürün var. Onu göstereceğim. Hatta kutu açılışını da yapalım. İçinde çok fazla bir şey yok. İki tane USB kabloyla bir tane siyah küçücük bir kutu var. Kara kutu. Bunun adı Dry Hop. Küçücük, evet küçük ama işlevi büyük. Gerçekten çok büyük işe yarıyor. Şimdi biliyorsunuz simülasyon setlerini kullanırken kullandığınız konsola ya da PC'ye göre arkadaşlar ürün seçiyorsunuz. Örneğin benim kullandığım Turtmaster T300 RS direksiyon ve simülasyon setini yalnızca PC ve PlayStation platformunda kullanabiliyorum. Bunun yanında aynı şekilde eğer ben bu ürünü Xbox için almış olsaydım o zaman da Xbox PC kullanacaktım ama PlayStation arasında kullanamayacaktım. Bunun geçmişte sıkıntısını yaşamıştım. O zaman Logitech kullanıyordum. Logitech'i sırf sadece platform değiştiği için ya da bir üst jenerasyona uymadığı için değiştirmek zorunda kalmıştım. Şimdi Turtmaster T300 kullanıyorum ama bu sorunlar hala devam ediyor ki bu bütün gruplar için, bütün oyun konsolları ve bütün oyun simülasyon direksiyon setleri için geçerli arkadaşlar. Yani Fanatec, Logitech, Turtmaster hepsinde bu sorun var. Şimdi bu ürün arkadaşlar bu sorunu çözüyor. Tamamen bitiriyor ortadan. Yani istediğiniz simülasyon setini, istediğiniz direksiyon setini, istediğiniz konsolda ya da PC'de kullanmanızı sağlıyor. Sadece konsollar ve platformlar arası değil, aynı zamanda örneğin Turtmaster kullanıyorsunuz ya da Logitech kullanıyorsunuz. Onların sevdiğiniz aparatını ya da başka bir ürünün sevdiğiniz markanın aparatını, vites kutusu olabilir, pedallar olabilir, shifterlar, el frenler olabilir. Logitech'in işte el frenini Turtmaster'da, Turtmaster'ın pedallarını Fanatec'te, Fanatec'in el frenini Turtmaster'da kullandırabiliyor. Her aksesuarı istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun bir kutu açılışını yaptık zaten. Çok basitti, bir şey yok kutusunda. Bu küçük aletin kurulumunu göstereceğim ama kurulmaya geçmeden önce çok güzel bir site yapmışlar. Burada istediğiniz kurulum varyasyonunu size sunuyor. Örneğin bende PlayStation'a PC tabanlı bir direksiyon seti var. Ama ben nereye bağlamak istiyorum? Xbox Series X'e bağlamak istiyorum. Burada Xbox'ı seçiyorum. Elimdeki direksiyon seti Turtmaster. Turtmaster'a giriyorum. Elimde ne var? T300 RS. T300 RS Ferrari GTA. Benim direksiyonum. Girdim. Standart işte elinizde bir pedal varsa, herhangi bir aksesuarlar varsa onları seçiyorsunuz. Ben şimdi stock diyorum. Hani kutudan çıkan orijinal standart parçaları seçiyorum. El freni kullanıyor musun? Hayır, kullanmıyorum. Bunları seçiyorum. Şimdi arkadaşlar bana kurulumu nasıl yapacağımla ilgili görüntüyü gönderdi. Direksiyonu ne yapıyorum abi? Burada ortadaki USB'ye bağlıyorum. Aynı bunu sanki konsolmuş gibi düşünüyorum. Buraya giriyorum abi. Daha sonrasında Xbox'ın kolunda buraya controller'a bağlıyorum. Ve şuradaki Type-C'yi de doğru Xbox'a gönderiyoruz arkadaşlar. Buradaki konsol PlayStation Pro gözüküyor ama o temsili. PlayStation direksiyon setini buraya bağlıyorum. Ve Xbox konsoluna en son Type-C ile bağlıyorum. Çalışacak. Umarım öyle olacak. Şimdi deneyelim, geçelim. Ondan sonra bir de oyun testi yapalım. Nerede yapacağız? PlayStation direksiyonuyla Xbox Series X'te Forza Horizon 5 yapacağız. Öncelikle cihazın girişini göstereyim size. En solda konsol girişi, gamepad girişi, şu anda direksiyon setine olan ihtiyacımız olan giriş ve aksesuarlar varsa, işte el freni, pedallar varsa onları da buraya girebiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Örgülü USB'yi yani Xbox'a bağlı olan USB'yi konsol bölümüne, konsol yazan yere giriyoruz. Evet. Şu anda Xbox'la bağlantıyı sağladı. Ön yüzü sanki Xbox'ın girişi gibi olacak. En azından planımız öyle. Şimdi arkadaşlar Turtmaster T300 RS'in bağlantısını direksiyon seti girişine bağlıyoruz. Bakalım ne olacak? Xbox'a bağladığımızda normalde hiçbir tepki vermiyordu. Umarım başarılı olur. İşte bu. Vallahi oldu. 3 numaralı aksesuar olarak tanıdı. Her marka ayrı numara vermişler. İşte Turtmaster 3 numara. İşte örnek diyorum Logitech 2 numara. 1 numara Fanatec gibi. Şu an 3 numaralı aksesuarı tanıdı. Kontrolleri kullanmak oyun içerisinde zor olabiliyor. O yüzden kontrol ünitesini yani Xbox Controller'ı kabloyla bağlıyoruz. Evet. Tüm bağlantılarımız tamam görünüyor. Şimdi oyun testi. Direksiyon setimizi bağladık. Üzerindeki D-pad artık Xbox menüsünde gezebiliyor. Hemen girelim. Turtmaster T300 RS PlayStation direksiyon seti ile Xbox Series X üzerinden Forza Horizon 5 yapabileceğiz. Şimdi biraz gazlayalım. Turn around.
when it is safe to do so. Çok güzel. Abi zaten şunu söyleyeyim size. Bu arada ben Forza direksiyonda oynamamıştım. Çok iyiymiş. Biliyorsunuz bütün oyunları oynadık. Bütün oyunları oynadık ama Forza Xbox özel olduğu için. Turn around when it is safe to do so. Hop, drift yapalım derken abarttık. Lan! Recalculating route. In 100 meters, turn right. Turn left. In 100 meters, turn left. Evet abi, direksiyonda sürmesi tabi bambaşka oluyor. Çok daha farklı. Uçağı yakalayacağız şimdi. Bu arada direksiyon kamerasıyla oynuyorum ki direksiyona nasıl çevirdim en azından görebiliriz detayları diye. Çok kez dünya rallileri şampiyonluğu kazanmış bir araç var altımızda, Ford. Bir ara asfalta gideyim psikolojisine girdim ya. Oha, zaten rally arabası var altında, bassana gaza. Evet, uçağımızı yakalayacağız şimdi. Bu arada Forza Motorsports geliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 8. ana Forza simülasyon serisi. Simülasyon serisinin 8. oyununda tabii ki bu yeni sistemimizle, Dry Hub'la güzel bir kardeşlerim. Kariyer modu yapılır. Çok keyifli bir kariyer modu yapılır diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Çizgiyi istediğiniz gibi takip edebiliyorsunuz abi. Direksiyon olayı bambaşka. Gamepad'le böyle pürüzsüz dönemiyorsunuz. Aha, motorlar atmadı. Ulan uçağa bakayım derken yola bakmadık ya. Abi direksiyon da bambaşka ya. İnanılmaz keyifli oluyor. Normalde şu sanal yol çizgisini kapatırım ama bu görevi de açtı. Normalde kapatmıştım. Bakar mısın? Yarış çizgisini nasıl takip edebiliyoruz ya? Hadi bakalım, motorlara yetişmemiz lazım. Çocuklar ezerim, vallahi ezerim sizi. Ulan nereden, dışarıdan gittiler ya.
Vallahi uçuyoruz. Evet arkadaşlar. PlayStation direksiyonuyla Forza böyle oynanır. Forza Motorsports bekliyoruz. Bundan sonra oyunumuz Forza Motorsports. Başarılı bir şekilde bağladık ve çalıştırdık. Tüm simülasyon ve direksiyon setlerini aksesuarların çapraz olarak birbirine kullandırabilen, aynı zamanda bir platform için özel olarak dizayn edilmiş direksiyon ya da simülasyon setini başka bir platform üzerinde çalışmamızı sağladı. Bu gerçekten iyi bir şey çünkü yeni bir direksiyon seti almak falan inanılmaz pahalı. Bu arada fiyattan bahsetmişken 90 dolar gibi fiyatı var arkadaşlar yurt dışında. Yani 89.90, 89.99 gibi o 1 cent çok önemli. 90 dolar fiyatı var. O da yaklaşık 1700-1750 TL gibi bir Türk parası ediyor şu anda. Türkiye'de zaten satış yok. İnternetten baktığınızda Türkiye'ye gönderen siteler var. İşte bu Çin menşeli siteler var. Orada da 2200-2150'lere kadar çıkıyor. Ama inanın yepyeni bir set almaktan çok çok iyidir. Ve bu uzun süreli kullanabileceğiniz bir şey. İleride başka direksiyon seti olur. Hangisini alırsınız alın. Hep arada kullanabileceğiniz bir şey. Gayet başarılı buldum. Daha öncesinde ismini duyuyordum ama çalıştırıp çalıştırmayacak konusunda kafamda şüpheler vardı. Benim gibi düşünen mutlaka kardeşlerimiz vardır aranızda. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, istekleriniz olursa yorumlara yazmayı, iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Cuma cumartesi canlı yayınlarımız var. Oraya da beklerim. Videonun altında açıklama bölümünde sosyal medya linkleri var. Instagram ve TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Bunun yanında YouTube Shorts'larda çok eğlenceli videolar paylaşıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.